Just do it. Başlayabilir miyiz arkadaşlar? Hazır mıyız? Herkese iyi akşamlar. A Milli takımımızın yarın Çekya ile oynayacağı özel karşılaşma öncesinde A Milli takım teknik direktörümüz Stefan Kuntz ve milli futbolcumuz Samet Akaydın bizlerle birlikte. Öncelikle Samet'e olan sorularınızı alacağız, kendisine antrenmana uğurlayacağız ve hocamızla soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Sorularınızı sorarken kendinizi tanıtmanızı ve kurumunuzu belirtmenizi rica ediyoruz. Teşekkürler. Evet, Samet'e sorularınızla başlayabiliriz. Vielleicht ganz kurz noch. Kısa bir not vereyim. Samet wird morgen spielen. Vielleicht beeinträchtigt das die Fragen von euch. Yarın Samet ilk 11'de oynayacak. Belki sorunlarınıza ona göre de etkisi olabilir. Evet, Onur Bey. Bein Spor. Samet, sen Riva'daki antrenman öncesinde de sorularımızı yanıtlamıştın. O yüzden sana şunu sormak istiyorum. Diyarbakır son maçta milli takım ev sahipliği yaptı. Oradaki atmosferle alakalı neler söylersin? Hoca biraz önce müjdeyi verdi. Sen de ilk defa formayı giyeceksin. Şu an için neler hissediyorsun? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ya, Diyarbakır'da gerçekten Diyarbakır halkına çok teşekkür ederiz. Bizi gerçekten çok iyi karşıladılar. Mükemmel bir atmosfer vardı sahada. Ya biz de iyi bir oyunla galip gelerek onlara güzel bir armağan ettik diye düşünüyorum. Ya aynı şey Antep için de geçerli. Antep için de teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok iyi bir şekilde karşılandık. Biz de yarın elimizden gelen en iyisini yapıp kazanarak onlara güzel bir hediye etmek istiyoruz. Ya hocam dediği gibi yarın şansı verecek. Ona da teşekkür etmek istiyorum buradan. Elimden gelen en iyisini yapıp en iyi şekilde mücadelemi gösterip onun güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Ona buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Metin Bey. Metin Bey'e iletin köşe. Metin Pekgüven, TV Spor. Adana Spor'da çok başarılı performans gösterdikten sonra milli takıma davet edildin. Hep milli takım ilk defa gelen oyuncuları şunu sorarız. Hani milli takımın sana katkısı ne olacak diye. A milli futbol takımımızın yeni bir sistemi var. Senin bu sisteme katkın ne olacak diye zor bir soru sormak istiyorum. A milli takım gerçekten çok farklı bir duygu. Yani burası inanılmaz bir yer. Yani her Türk sporcusunun hayalidir milli takım formasını giymek. Ben de bundan dolayı çok gururluyum, mutluyum. Bir o kadar da heyecanlıyım tabii ki. Bana çok şey katacağını düşünüyorum buranın her anlamda. Hocalarımızdan da çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Sisteme gelirsek, ya sistem kolay bir sistem değil, zor bir sistem evet bunu oynamak. Ama bu sisteme yabancı olanlara farklı gelebilir. Yani bu sistemi bilenler için daha farklı olabilir. Yani ben bu sisteme çok yabancı olduğumu düşünmüyorum. Kendi takımımda Montelli hocamla da bir iki maç oynadım. Üstesinden en iyi şekilde geleceğimi düşünüyorum. İnşallah fırsatı iyi şekilde değerlendiririm. Ahmet Selim Bey. Ahmet Selim Kulağı Spor. Samet, kariyerinin yaşın ilerledikçe kariyeri yukarıya doğru tırmanan bir isimsin ve şu anda milli takım en üst seviyeye yükseldin. Genç futbolculara neler söylemek istersin? Çünkü yine ilk basın toplantısında ben asla vazgeçmeyen bir insan demiştin. Yükseldin en yüksek noktaya geldin ama gençlere ne mesaj vermek istersin merak ediyoruz. Dediğim gibi ben asla pes etmeyi sevmiyorum. Her zaman üstüne koymayı düşünüyorum. Ya ben mesela maçlara çıkarken Montelli hocam bana bir söz söylemiştir. Kendine sınır koyma diyor. Sınırların ötesinde bir yer var. Sen o sınırlarını her zaman zorla. Sende bu var. Kendini her zaman zorla. Kendine hiçbir zaman sınır koyma. Her maçta üstüne bir şeyler koymaya çalış. Kendine bir şeyler almaya çalış. Ben de bu doğrultuda gitmeye çalışıyorum. Her zaman üstüne bir şey koymak istiyorum. Genç arkadaşlarımıza şunu söylemek isterim. Yani hiçbir zaman pes etmesinler. Her zaman hayallerinin peşinde koşsunlar. Yani emin olsunlar ki çalıştıktan sonra her şey onların ellerine geliyorlar. Ya bizim de bu gösterdiğimiz çabayı ya bize bu şekilde karşılık vererek ya bizi milli takımla gururlandıran hocamıza, ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Ya bu demek oluyor ki ya milli takımın bütün Anadolu kulüplerini yani liglerde her tarafın izlendiğini gösteriyor. Ya bu göstergede bize zaten benim burada 28 yaşında burada olmamdan anlayabilirsiniz yani. Teşekkür ederim. Samet'e başka sorusu olan var mı? Onur Bey, son soruda tekrar alalım.
Samet, ligde Montella ile burada Stefan Kuntz'la farklı antrenmanlar yaptın. Farklı isimler, farklı ekoller. Antrenmanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklarla alakalı neler söyleyebilirsin? Aslında benim Montella hocamla Stefan Kuntz hocamın arasındaki antrenman arasında farklı bir fark olduğunu düşünmüyorum. İki tarzda da var yani. Daha çok oyun kurma anlamında olsun. Daha çok sistematik bir oyun şekli var Stefan Kuntz hocamızın da, Montella hocamızın da aynı şekilde. O yüzden fazla yabancılık çekmiyorum. Daha çok oyun planına, taktik antrenmanlara daha çok önem verdiğini görüyorum burada da. Bizim hocamız da, Montella hocamız da buna çok önem veriyordu. Ondan yabancılık çekmiyorum. Teşekkür ediyoruz Samet. Katıldığın için teşekkürler. Hoşçakal. Evet, hocamıza olan sorularınızı alabiliriz. Buyurun. İsmail Bey. Hocam başarılar. Geçmişte milli takımı çalıştıranların milli takımı küme düşürerek itibarsızlaştırması, itibarsızlaştırma derken şunu kastediyorum, turnuvalara katılmaması, turnuvalara iştirak etmemesi ve bu nedenle Türk futbol severler futboldan adeta soğumuştu. Ama sizin gelmenizle birlikte hem Türk futbolu hem milli takıma katılan futbolcular ayrı bir heyecan getirdi. Milli takımı sevdirdiniz. Şimdi az önce Samet'i izledik. Yaşı 28. Başarılı bir oyuncu. Hoşumuza gitti. Ama Türk futbol severleri kulüplerinde A takımlarında bulunan örneğin Arda, örneğin Emre Can İtalya'da, örneğin Doğan Fransa'da, bu tür gençleri de oynatmayı düşünüyor musunuz? Çünkü milli takım geçmişte kalan ahbap çavuş hatır ilişkilerinden öte daha disiplinli, daha üstün performanslı, daha sevilen bir ay yıldızlı ekip oluştu. Bu nedenle gençleri ne zaman oynatacaksınız? Erst einmal hatten wir in der Vergangenheit oftmals die Situation, dass wir Trainer hatten, die an den Meisterschaften nicht teilnehmen konnten und dadurch das Interesse gegenüber dem türkischen Fußball halt extrem zurückgegangen ist. Wir sehen aber, dass seitdem Sie hier sind und mit Ihrer Art und mit dem, wie Sie das versuchen, uns zu übermitteln und mit der Auswahl der jungen Spieler und der verschiedenen Spieler wiederum schon viel mehr Leute mit in den Boot reinnehmen. Es ist natürlich so, wir haben Samet uns angehört, er ist ein bisschen älter im Vergleich beispielsweise zu Arda oder zu Emirhan. Diese Jungs, die sind jetzt in der A-Mannschaft und fangen an, so langsam Fuß zu fassen. Wann erwarten Sie, dass die auch in der Nationalmannschaft dann mit auflaufen können und dieses positive Gefühl dann noch erhöht wird? Dass wir in der Türkei uns breiter aufstellen und von mehreren Vereinen immer wieder Spieler nominieren, liegt auch an der guten Arbeit der türkischen Vereine und der türkischen Trainer. Burada ilk etapta farklı kulüplerden farklı seviyede oyuncuları alabiliyor olmamızın en büyük etkenlerinden birisi tabii ki Türk kulüplerinin son zamanda iyi iş çıkarması. Es ist immer so, dass normalerweise ein junger Spieler es einfacher hat, wenn er am Anfang in ein Spiel hineinkommt, wo der Druck noch nicht so groß ist und wo er ältere Spieler an seiner Seite hat. Tabii genç oyuncular için aslında denge çok önemli. Maç içindeki çok baskın olmayan bir maçın içinde oynamaları, aynı zamanda yanlarında tecrübeli, belki yaş olarak daha tecrübeli olan oyuncularla beraber oynuyor olmaları onlar için biraz daha iyi olabilir. Die Mischung zwischen den älteren und jungen Spielern oder den erfahrenen und nicht so erfahrenen Spielern, die macht es, weil sie sich auf dem Platz miteinander helfen müssen. Tabii dediğim gibi yaş konusunda dengeli olması, bilhassa tecrübe konusunda daha tecrübelilerin diğer daha tecrübe kazanamayanlara destek olması saha içinde aslında en önemli dengelerden birisidir. Dazu kommen jetzt, seit ich hier bin, auch noch die zwei externen wie Salih Öcan und mit Ferdi.
die eigentlich für andere Verbände erstmal gespielt haben. Auch das dauert ein ganz kleines bisschen, bis man komplett integriert ist. Tabii ayrı bir konuda Salih Özcan gibi veyahut da Ferdi gibi aslında farklı milli takımlara oynama ihtimali olan oyuncuları da kazandırmış olmamız. Bunlar da süreç istiyor ve bunlar üzerinde de çalışıyoruz. Wir befinden uns immer noch auf einem Weg, der auch noch relativ lange geht, der Weg. Es wird immer mal wieder einen Rückschlag geben, aber ich muss sagen, die nächsten Schritte, die wir jetzt im Spiel gegen Schottland schon gegangen sind, bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, hat es sehr gut gemacht. Hep bahsediyorum, uzun vadeli bir yolculuk bu. Biz düşüncelerimizi, planlarımızı biraz daha uzun vadeli yapıyoruz ve böylelikle bazı maçlarda istenmeyen oyun veyahut da sanki dışarıdan biraz daha geri adımlı bir durum görünüyor olabilir. Fakat bu sürecin içinde önemli olan bir konu. Biz de bunun üzerinde devam ve istikrarlı şekilde çalışacağız. Başka soru var mı? Ahmet Bey. Ahmet Zeynep Kulağaspor. Şunu sormak istiyorum. Bizim Türk futbolcularımız daha çok duyguları ön planda olan bir yapıya sahip ve Stefan Kuntz geldiğinden beri taktiksel derinlik kattı ve yeni grubumuz daha fazla Avrupa'da mücadele ediyor mevcut grubumuz. Takımın duygusal tarafının yani mental anlamda Türk futbolcuları nasıl değerlendirir? Geçmişte bunun sıkıntısını yaşıyorduk. Artık daha profesyonel, daha mental açıdan güçlü, işin mantığı duygunun önüne koyabiliyorlar mı? Türk futbolcu grubunun çalıştığı grubu bu açıdan nasıl değerlendirir? Seitdem Sie da sind, haben wir natürlich gemerkt, dass viel mehr auf das Taktische eingegangen wird, dass eine gewisse Struktur versucht wird aufzubauen. Und wir auch merken, dass normalerweise die türkischen Nationalspieler sehr emotional und über das Gefühl kommen. Bei den Erfahreneren merken wir, weil die auch international aktiv sind, dass die diese Gefühle besser beherrschen. Wie sieht es aber bei den jungen Spielern aus? Inwiefern kann man dort im Bereich der mentalen Arbeit oder dieser Gefühlsregulierung denen was mit auf den Weg geben, dass die mit solchen Sachen besser umgehen? Also zunächst mal, ich finde es immer wichtig, dass man den Spieler fragt, welche Folgen hat dein Verhalten? Wie wirkt das auf andere? Sodass der Spieler möglichst selber sich im Spiegel betrachten kann und sich selber Gedanken darüber machen kann, was er gerade gemacht hat oder wie das wirkt. Şimdi bizim için önemli olan ve oyuncularımıza sık sık sorduğumuz soru, yapmış olduğunuz hal ve hareketlerin bir tek size değil, takım içinde diğer oyunculara nasıl bir etkisi olduğuyla ilgili ve bunun üzerinde yani oyuncularımızın daha çok düşünce sarf etmesi ve bunun bilincine varması bizim için çok önemli ki onların takıma vermiş olduğu mesajları anlamalarını önemsiyoruz. Am Anfang waren die Analysen ein bisschen schwer, weil ich sehr direkt bin und es gewohnt bin, dass die Spieler praktisch in der Analyse sagen, ja, Trainer zeig mir, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Tabii ben şimdi şöyle bir ortama alışkındım. Analiz yapıldığında oyuncularımın bana biraz daha direkt bir şekilde iletişime girmesi, yani nerede yanlış yaptığımla ilgili veyahut da neyi düzeltebilirimle ilgili. Burada ben de çok açık sözlüyüm. Aber Hamid, Kenan, die haben mir dann schon erklärt, so ganz direkt Kritik, das müssen die Spieler auch sich erst dran gewöhnen, dass du so bist. Und wenn ich jetzt heute unsere Analyse sehe von dem Spiel gegen Schottland, ist das perfekt. Die Jungs wollen analysiert werden, die Jungs wollen dazulernen. Ama burada da bir gelişim görüyoruz. Yani burada Hamit Bey olsun, Kenan Hoca olsun bana bu tarz konularda zaten bir bilgi verdilerdi. İşte oyuncuların biraz daha içe kapanık olduğunu, biraz daha öz eleştiri konusunda belki tecrübesiz olduklarını. Bu hususta ama daha bugün bir analiz yaptık İskoçya maçıyla ilgili. Oyuncuların bize vermiş oldukları sinyaller, o vücut dilleri bambaşka yere doğru gidiyor ve biz bunun enerjisini alıyoruz. Öncelikle yarın için başarılar Onur Çubukçu, Bein Spor. Şimdi biz iki hazırlık maçında tam olarak elemelerle alakalı prova milli takımı mı izliyoruz? Yoksa bu iki maçta hem taktiksel hem de oyuncu bazlı bazı denemeler de yapılıyor mu? Bunu merak ediyorum. Bir de şöyle bir soru sorayım.
ilk hazırlık maçındaki rakibi birazcık daha elemelerdeki rakibe göre seçtiğini söylemişti hoca flash röportajda. Yarınki rakiple alakalı seçimin belli bir mantığı var mı? Bunu da söylerse sevinirim. Die Frage beruht sich auf zwei Themen. Das erste ist, wir haben jetzt natürlich gemerkt, dass wir gegen Schottland den Gegner so gewählt haben wie gegen Wales, dass wir gesagt haben, es geht in die Richtung. Und bei den Tschechen ist jetzt die Frage, geht es auch in die Richtung, inwiefern wir den Gegner ausgesucht haben oder auch nicht. Birinci soruyu birazdan tekrar isteyeceğim sizden. İkinci soruyla bir başlayalım. Okay. Fairerweise muss man sagen, durch die Weltmeisterschaft sind ja nicht alle Mannschaften zur Verfügung gewesen für Freundschaftsspiele. Schottland, das stimmt, definitiv. Jetzt ist es so, dass das zweite Spiel, ich wollte einen starken Gegner haben. Die Tschechen sind von der A-Gruppe abgestiegen in die B-Gruppe. Aber das Spiel ist, ich sehe das aus türkischer Sicht, es ist für uns ein Spiel, wo wir uns nochmal ein Stückchen weiterentwickeln wollen, auch nochmal neue Spieler sehen wollen. Das ist nicht respektlos gegenüber Tschechien. Wir haben natürlich Respekt von Tschechien, aber der Gegner ist dann zweitrangig, weil es in erster Linie um unsere Entwicklung geht. Hoca ilk soruya da cevap vermiş oldu şimdi, hatırladım. İlk etapta evet birinci maçta doğru diyorsunuz. İskoçya Galler'e yakın bir rakip. Onun için biz öyle bir rakip seçmiştik. Tabii Dünya Kupası olduğu için çok fazla da bir esneklik imkanımız yoktu. Hani biraz daha sık eleyip dokunmak için. Çek Cumhuriyeti ile ilgili tabii onlar da A liginden B ligine düşen bir takım, güçlü bir takım. Fakat bizler hani rakibe saygısızlık olsun istemiyoruz tabii ki. Fakat biz aslında kendimize odaklandık. Yani bizler kendi oyunumuzu en iyi şekilde diğer maçlara hazırlık olarak nasıl yapabiliriz? Hangi oyuncularla hangi imkanları sahaya yansıtabiliriz? Ve böylelikle Mart ayındaki hazırlığa en iyi şekilde nasıl yöneliriz? Bunun derdindeyiz ve bunun üzerine çalışıyoruz. Böylelikle demiş olduğunuz gibi ilk soruda hani ona mı hazırlanıyorsunuz derken evet hazırlık maçı olarak görülebilir. Metin Bey. Metin Pekgüven, TV Spor. İskoçya mücadelesinden sonra ilk 60 dakikalık bölümde hücum anlamında etkili olduklarını, son 30 dakikalık bölümde ise savunma anlamında etkili olduklarını söylemişti. Hücum anlamındaki iyi oyunu 90 dakikaya yaymak için ne gibi çalışmalar yaptı? Ayrıca İrfan Can Kahveci ve Orkun milli takımdan ayrıldı. Ferdi de sakatlığı için ayrılmak durumunda kaldı. Bu aklındaki felsefeyi ne kadar etkileyecek yarınki oyun için? Also bei dem letzten Spiel haben wir in der Analyse von Ihnen gehört, die ersten 60 Minuten waren offensiv sehr stark. Die letzten 30 Minuten konnte man defensiv eigentlich als Stärke sehen, dass wir das Ergebnis halten können. Jetzt haben wir natürlich drei Spieler, die ausfallen. Und wie sehen wir jetzt die Option auf das morgige Spiel? Wird sich in der Mentalität etwas ändern, in der Einstellung etwas ändern? Gibt es eine andere Richtungsweise, die sie spielen wollen? Oder werden wir eigentlich versuchen, das Spiel auf die 90 Minuten sozusagen zu verteilen? Also, dass eine Mannschaft 90 Minuten lang auf einem ganz hohen Niveau spielt, das gibt es im Fußball leider nicht. Aber wir haben noch ein paar Kleinigkeiten rausgefunden, wo wir uns noch verbessern können. Und wie gesagt, mittlerweile, was das Gute ist, die Mannschaft, alle aus der Mannschaft, also alle Spieler, das Trainerteam und der Staff, der zur A-Nationalmannschaft gehört, das ist mittlerweile wie eine Familie. Und deswegen glaube ich, egal wer Irfan Can, Ferdi, Orkun oder vielleicht noch den einen oder anderen ersetzen wird, dass sie erstmal mit einem guten Gefühl in das Spiel reingehen und genauso das umsetzen wollen. Es ist ganz wichtig, dass die türkische Nationalmannschaft, dass wir nicht leicht auszurechnen sind, dass wir in der Lage sind, zwei oder drei verschiedene Systeme zu spielen, dass nicht jeder Gegner gleich weiß, ah, die Türken kommen, die spielen so und so, weiß ich alles. Ne? Şimdi tabii ki bu tarz bir sistemi 90 dakikaya yaymak ne kadar üst düzey bir takım da olsa en üst seviyede hatasız mümkün değil. Bizim amacımız tabii ki yaptığımız analizlerde hatalarımızı daha da aza düşürmek ve böylelikle oyun kalitesini biraz daha yükseltmek. Burada haklısınız. Aynı zamanda tabii burada oluşan bir ayrı konuda takımın kendi içindeki
ruh hali. Biz bir aile olma yolundayız. Yani gerçekten staffımızdan tutun oyuncunun her birine kadar bu duyguyu yaşayan bir grup şu an var. Ve böylelikle bazı oyuncular eğer kadrodan ayrılmak zorunda kalsa bile onların yerine oynayacak oyuncular 1-0 önde başlamış oluyor. Çünkü o havayı, o duyguyu yaşıyorlar. Böylelikle bu oyunu da sahaya yansıtmaları daha kolay oluyor. Onun için benim içim rahat. Anadolu Ajansı Muhammed Boztepe. Sorum Arda Güler'le ilgili olacak. Mutlaka milli takıma çağırmadan önce takip etti. Hocası Cesus'la konuştu. Ama kendisiyle çalışma fırsatı buldu. Kendisinin korunmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor mu? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Ich würde noch mal gerne auf das Thema Arda eingehen. Sie haben ja in den vorherigen Pressemitteilungen halt immer wieder erwähnt, dass Sie mit den Trainern in Kontakt sind und auch selber ihn beobachtet haben. Jetzt haben wir knapp eine Woche, wo Sie mit ihm zusammenarbeiten konnten. Wie ist der eigene Eindruck? Sehen wir Chancen, dass er dann auch aufläuft? Also mein Eindruck von ihm ist sehr gut. Ich finde, dass er für sein Alter schon sehr erwachsen ist, sich super in die Mannschaft eingefügt hat und muss sagen, ich bin sehr zufrieden, was er zeigt. Ob das dann für einen Einsatz reicht, sehen wir morgen. Tabii ilk etapta Arda ile ilgili şunu söyleyebilirim. Gerçekten beklediğimden çok daha olgun bir oyuncu profili. Yani bize çok güzel, pozitif yansıdı. Takıma da çok rahat adapte oldu. Bu yönden yana hem takıma pozitif bir havası oldu hem de bizler bu konuda biraz da bize sürpriz oldu diyebilirim. Tabii bunlar sahaya yarın nasıl yansır, ne kadar süre alabilir bununla ilgili zaten o zaman yarınki duruma bakacağız hep beraber. Was mir noch mal am Herzen liegt ist, wenn ich es richtig weiß, hat Arda kein Spiel bei Fenerbahçe in der Super League bis jetzt von Anfang an gemacht. Und wir müssen und sollen ihn alle langsam aufbauen, langsam aufbauen. Das ist ein ganz toller Junge, der ist ein ganz großes Talent. Ich glaube, dass er bei Fenerbahce und Jorge Jesus in tollen Händen ist und diesem schließe ich mich natürlich an. Er hatte noch mal dazu gepackt, ob man ihn explizit schützen muss. Mhm. Geht das dann in die Richtung jetzt? Ja, zumindest mal vorsichtig aufbauen muss. Ja. Schauen muss, wie ist die Situation, wann bringe ich ihn rein. Şimdi burada tabii önemli olan bu tarz oyuncularda, genç oyuncularda yani kulüplerinde ne kadar süre aldıkları önemli. Oradaki düzen hocalarının kullanmış olduğu adaptasyon süreci bunları da göz önünde tutmamız gerekiyor. Böylelikle hem onlara hem de bize yardımcı olabilecek şekilde hareket etmemiz lazım. Çok fazla birden oyuncudan da fazla beklentimiz olmaması gerekiyor. Koruma konusunda da hani biraz daha riski azaltıp yavaş yavaş oyuncuyu o profile sokmak benim için daha önemli. Merhaba, hoş geldiniz. Gaziantep Üniversitesi ve Spor X Ali Budak. Milli takımlarda geçmişten günümüze en iyi olan dönemde bile oyuncu tercihlerinin eleştirildiğini hepimiz biliyoruz. Ancak geçtiğimiz sezondan bu yana ve bu senede dahil ligin açık ara en iyi kalecisi konumunda olan Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç neden hiç çağrılmadı? Eğer milli takımda tercih sebebi iyi performans ise bu durum neden göz ardı edildi? Değilse hangi kriterlere göre oyuncularını tercih ediyor? Maçın Gaziantep'te oynanacak olmasından dolayı bu iyi performans da göz önünde bulundurulup onura edilmesi güzel olmaz mıydı? Çekya milli takımına Gaziantep FK'dan Thomas Bekar çağrıldı. Onura edildi sırf maç Gaziantep'te diye. Bunu nasıl yorumluyor, nasıl değerlendiriyor hocam? Bisher wurden die Entscheidungen, welche Spieler nominiert werden, immer sehr stark kritisiert. Und auch dieses Jahr, seitdem Sie da sind, gab es auch die ein oder anderen Kritiken. Wir sprechen darüber, dass die Performance das Entscheidende ist. Wir sehen, dass die beste Performance im Bereich Torhüter der Torwart von Gaziantep, Günay, in der Situation gerade performt. Ist die Entscheidungsgrundlage die Performance oder gibt es andere Kriterien, wonach wir handeln? Wir sehen, dass Tschechien beispielsweise einen Spieler von Gaziantep nominiert hat, weil die gerade in Antep spielen und das nochmal honorieren wollten. Wäre das nicht auch bei dem Torwart mit Günay auch
zu überlegen gewesen. Und zunächst mal schätze ich das und finde es immer gut, wenn jemand aus der Stadt Partei für seinen Spieler ergreift und Loyalität zeigt mit seinem Spieler. Tabii ilk etapta sevdiğim bir şey camiaların kendi oyuncularını bu kadar benimsemesi ve tutması. Bu güzel bir şey aslında. Die Tür steht immer für jeden auf. Es gibt immer unterschiedliche Gründe. Nicht immer nur die aktuelle Performance kann ausschlaggebend sein, weil sonst muss ich ja immer so viele unterschiedliche Spieler nominieren. Wir haben alles im Blick. Sie müssen das Vertrauen in uns haben, dass wir die besten Spieler zusammenholen, um nachher die Europameisterschaft erfolgreich zu gestalten. Tabii şimdi performans tabii ki önemli bir şey. Fakat sırf anlık performanslardan yola çıkaraktan eğer A milli takımın kadrosunu her defasında belirlerseniz o zaman takım içindeki değişiklikler çok fazla olabilir. Bu da takıma çok olumlu yansıyamayabilir. O yüzden bize olan güvenin yüksek olmasını talep ediyoruz. Bizler burada gerçekten tüm oyuncularla ilgili, tüm takımlarla ilgili çok sık çalışıyoruz, her şeyi takip ediyoruz ve böylelikle en iyi takımı, en mantıklı şekilde sahaya yansıtmaya çalıştığımız takımı toparlıyoruz. O yüzden de sizden bu güveni bekliyoruz. Başka soru var mı acaba? Buyurun İsmail Bey. Küçük. Gelmiyor. Şimdi geldi. Hocam, az önce tarihsiz bir kaza yaşadınız. Türkiye'de teknik direktörlerin koltuğu pek sağlam olmaz. Ama siz yine dimdik ayakta kaldınız. Göreve geldiğinizden bu zamana kadar böylesine bir stres ya da sıkıntı yaşadınız mı? Yani bir yerde bu milli takımda yapılan, yani çünkü geçmişte milli takımı çalıştıranlar bu kadar eleştirilmemişti. Siz kısa sürede başarılı işler yaptınız, inanılmaz eleştiriliyorsunuz. Ve bu koltuktan düşmede, ayağa kalkmada bir mesaj olabilir mi? Wenn alle Journalisten jetzt schon lachen, da habe ich echt Angst vor der Frage. Eğer herkes gülüyorsa o zaman biraz bu soru beni tedirgin yapıyor. Es geht darum, dass wir gerade einen kleinen Unfall noch gerade überstanden haben und sie dann schnell reagiert und wieder aufrichtig gestanden haben. Wir wissen aber auch, dass natürlich das ein Symbolbild ist für Trainer, dass sozusagen der Stuhl wackelt. In der Türkei wurden nie Trainer eigentlich so sehr kritisiert, wie die es eigentlich jetzt in diesem einen Jahr, aus welchem Grund auch immer, gegenüber ihnen gemacht haben, obwohl sie gute Leistungen gezeigt haben. Und dieses fast stürzen, aber trotzdem stehen bleiben, ist das vielleicht ein Signal, was in die Richtung geht? Zunächst einmal soll dann jeder nachher dem Türker sagen, wie viel er bezahlt bekommen möchte, wenn dieses Bild nachher nicht in den Social Medias auftaucht. İlk etapta bu yaşanan olayın sosyal medyaya yansımaması için Türker Bey'e nasıl bir hani istek olduğunu lütfen şey yapabilirsiniz, iletebilirsiniz. Schau, Nationaltrainer. Du holst jemanden aus dem Land, einen Einheimischen, dann sagen die anderen, mein Gott, wir müssen einen aus dem Ausland haben. Du holst einen aus dem Ausland, dann sagen die, wir brauchen keinen Ausländer, wir brauchen einen Einheimischen. Şimdi yerli hoca getiriyorsunuz, insanlar yabancı hoca daha mantıklı olurdu diyor. Yabancı hoca getiriyorsunuz, insanlar yerli hoca olması daha mantıklı olurdu diyor. Es gibt 80 Millionen Menschen, die gibt es in Deutschland und die gibt es auch jetzt hier in der Türkei, die es besser wissen als der Nationaltrainer. Ya sonuçta bu hem Almanya için de geçerli. Orada da 80 milyon insan var, burada da 80 milyon insan var. Nedense herkes hocadan daha iyi biliyor bu konuyu. Damit musst du als Nationaltrainer einfach leben auf der einen Seite. Ama sonuçta bu görevi yapıyorsanız, A milli takımın teknik direktörüyseniz zaten bununla yaşamasını bileceksiniz. Und ich habe noch nie was gehabt gegen konstruktive Kritik, die höre ich mir gerne an, weil ich auch dazulernen möchte. Ve gerçekten mantıklı
eleştirilere karşı da ben bugüne kadar hiçbir zaman bir şey söylemedim ve bunu gerçekten severek karşılıyorum çünkü ben de buradan ders çıkarabilirim kendim için. Allerdings stecken ganz oft andere Gründe hinter der Kritik, dass man einfach was anderes erreichen möchte und davon darfst du dich als Nationaltrainer nicht beeinflussen lassen. Ama sonuçta çoğu eleştirilerin arkasında farklı konular da olabiliyor. Bunun da biz bilincinde olmamız lazım ve bunun karşılığında da kendimizi buradan yıpratmadan işimizi en güzel şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Am Anfang gesagt, Sie bekommen hier 100% Stefan Kuntz. Ben ilk geldiğimde burada %100 Stefan Kuntz performansı göreceksiniz demiştim. Ich lerne jeden Tag dazu, aber ich bleibe auch authentisch. Sonuçta her gün bir şeyler öğreniyorum ama yine de doğru yoldan devam etmeye çalışıyorum. Wir sind auf einem hervorragenden Weg mit der Mannschaft. Das ist eine tolle Mannschaft. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns für die EM qualifizieren können und alles andere, was dann wer über mich sagt, interessiert mich nicht so viel. Sonuçta takımımız iyi. İyi bir yol gidiyor şu an ve gerçekten takım gelişiyor. Şu anki takımımızın kalitesi de Avrupa Kupası'nı görebilecek bir kalite. Biz bunun üzerinde çalışacağız. Bunun haricinde insanlar benim hakkımda ne diyorsa çok da kulak asmıyorum. Definitiv werde ich einmal mehr aufstehen als hinfallen. Kesinlikle bir kereden fazla kalkacağım ben. Und wenn die Kritik von meiner Frau kommt, dann mache ich mir richtig Gedanken. Ama eğer ki evden farklı eleştiriler gelecek olursa o zaman tabii biraz daha bu konu hakkında düşünürüm. Peki son soruyu alalım. Buyurun. Putula Gazetesi İyi Özkan. Hocamız Gaziantep'te coşkuyla karşılandı takım. Gaziantep izlenimleri nasıl? Daha önce amile takımımız maçlarını İstanbul, Eskişehir, Konya'da oynuyor. Bundan sonra değişik stadyumlarda oynamaya devam edecek mi amile takım? Wir haben bisher sehr oft Spiele zwar in oder außerhalb von Istanbul gespielt, aber nie ging es in die Richtung wie jetzt Diyarbakır oder Gaziantep. Werden wir damit weiter fortführen, dass wir Stadien anvisieren, die wir bisher noch nicht besucht haben? Ja, das ist die gemeinsame Idee vom Vorstand, von Hamid und von mir, dass wir mehr im Land hin unterwegs sind, damit wir zu den Leuten kommen, um sie dann halt für uns begeistern zu können. Und ich denke, in Gaziantep, wir waren gestern auch im Trainingsgelände, das ist fantastisch, genauso wie wir jetzt hier in der Stadt empfangen wurden. Oder dann auch mal etwas Kulturelles machen, wie eben den Besuch in dem Mosaikmuseum. Das bringt auch die Spieler weiter und es bringt uns ein bisschen näher zu den Leuten. İlk etapta yönetimimizle beraber, Hamit Bey'le beraber ve takımımızın da isteği üzerine yapılan bir karar bu. Böylelikle Türkiye'nin farklı illerini gezmeye mümkün olduğu sürece devam edeceğiz. Bize de çok farklı bir hava veriyor. Sonuçta hem burada inanılmaz güzel karşılandık, hem de çok güzel imkanlar altında idman yapabildik. Hem Gaziantep'in kendi idman sahası olsun, hem de buradaki stadyum gerçekten güzel ortamlar. Yani biz bunları uzun vadeli de yapmak istiyoruz. Dün mesela kültürel olarak da Gaziantep'le ilgili birçok şey öğrendik, tarihini öğrendik. Oyuncularımız için de çok güzel bir bilgi oldu bu. Yani biz bunları yapabildiğimiz sürece yapmak istiyoruz çünkü buradaki insanlarla bir olmamız gerekiyor. Onları da ziyaret etmemiz gerekiyor ve gerçekten çok amacını yerine bulan bir hareket bu. Tamam. Soru yok. Ha sen? Soru yok. Okay. Then finish.